Türkiye'nin simülasyon platformu SimRaiser Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün yine bir ürün videosu için kameraların karşısındayım. Bugünkü misafirimiz, şöyle kutusunu alayım. Bugünkü misafirimiz Simagene P2000 pedalları, hidrolik gaz pedalı ve hidrolik fren pedalı bulunuyor. Bana gelmiş olan versiyon uzun gaz pedallı olan versiyon. Birazdan zaten kutusundan çıkarttığımız zaman mümkün olduğunca göstereceğim bilgilerini. Şöyle bakıyorum, ekstradan kutuda bahsedeceğim bir şey var mı? Şöyle bir slogan var. Burada da yine Simecik biraz böyle slogan kullanmayı seviyor kutularında. Ürün bize birçok mekanik ayar sağlayan bir ürün arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Birazdan zaten kutusundan parçaları çıkarttığımızda ve ayrıyeten de İşte kokpitimize bağladığımız zaman mümkün olduğunca onlardan bahsetmeye çalışacağım. Ama kesinlikle mekanik olarak birçok ayar sağlayan bir pedal. Bu da güzel. Özellikle işte oturuş pozisyonunuza göre vesaire konumlandırmanız vesaire bunlar çok çok güzel özellikler. Öyle ekstradan paylaşabileceğim işte 200 kiloluk bir load cell var üzerinde, fren pedalının üzerinde. Ayrıca gaz pedalı ve debriyaj pedalında da load cell var. Orada bir açı sensörü ya da Hall effect sensör vesaire bulunmuyor. Onlarda da load cell bulunuyor. Gaz pedalımızda bir sertlik ayarımız var. Debriyaj pedalı içinde kendi üstündeki yay haricinde iki tane daha ekstradan kullanabileceğiniz yay seçeneği var. Aynı zamanda da zaten fren pedalı içinde yay seçeneklerimiz bulunuyor. Ben sözü daha fazla uzatmadan şöyle masamıza artık kutunun içindeki parçaları çıkartmaya başlayalım ve ondan sonra onlar üzerinden videomuza devam edelim. Evet, şimdi kutudan ilk bölümü çıkarttım masaya çünkü iki parça halinde. Burada öncelikle bir plate'imiz var. Bu işte montajı gerçekleştirmemiz için olan plate. Bunu şöyle bir alalım. Böyle ağır bayağı bir. Burada yine plate'in ölçüleriyle ilgili işte ne kadar mesafeler var vesaire vesaire onları göstermek için bir böyle size kataloğu. Evet, şimdi asıl bölüm. Hani bu USB kablomuz. Şimdi bu normalde fren pedalının olduğu bölüm aslında ama burada gaz pedalını da koymuşlar. Bakın şöyle uzun gaz pedalı. Bu arada yani bana gelen kutu uzun gaz pedal versiyonlu olan kutu. Bunun kısa gaz pedalı versiyonu da var. Kutunun üzerinde seçeneğini gördüm. Ayrıca da 200 kiloluk load cell var üzerinde. Şöyle bakın, normal pedallar da bu şekilde. Arkası. Bunlar debriyaj ve frenle kullanmak için. Ama dediğim gibi isterseniz gazla da kullanabileceğiniz versiyonu var. Yani o şekilde sipariş verebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir alalım. Öncelikle şu tarafa bir bakalım. Daha ikisini de ben şöyle bir çıkarayım kutudan. Şöyle. Şimdi bu kısım fren pedalımızın kendisi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada zaten hidrolik silindirimiz var. Şurada şey bağlantımız, pistonu var, hidrolik pistonu. Ayrıca şöyle burada hidrolik borumuz var. Burada da load cell'imiz var. Şöyle yapayım. Kamera çeksin. Load cell'imiz şurada. Burada load cell var. Burada da yaylarımız var. Kabloyu çok bükemiyorum şu anda boruyu. O yüzden böyle hani mümkün olunca göstermeye çalışıyorum size. Yaylar da şu şekilde arkadaşlar. Sarı renkte olanı en yumuşak olanı. Sonrasında mavi renkte olanı var. Mavi renkte olanı biraz daha, hatta yanlış söylemeyeyim, şöyle bir okuyayım. Mavi renkte olanı evet biraz daha sert olanı sarıya göre, kırmızı olanı medium, bir de yeşil olanı var. Yeşil olanı en sert olanı. Bu pedallarda şu şekilde ayarlar var arkadaşlar. Mesela şurada işte bu travel dediğimiz hani pedalın açısı vesaire bu tarz şeyleri buradan ayarlıyorsunuz. Ayrıca şurada bakın şurada bir somun var. Şurayı söküp şöyle çok rahat sökülüyor bu arada. Bakın şöyle rahatlıkla şurayı itebilirsiniz. Ben tabii şu an elime batmasın diye biraz zorlandım. Böyle bu parçayı alıyorsunuz. Bu parçayı aldığınız zaman şuradaki mili şöyle rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Bu mili çıkarttığınız zaman da şuradaki ayarları, yani şu bölümdeki ayarları
Şöyle yukarı aşağı bakın. Bu ayarları istediğiniz gibi rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Çok kolay. Milin çıkması, mili tekrardan buraya takmanız vesaire. Bakın şu an tek elle yapıyorum. Bakın tek elle taktım şu an. Yani. Geldim buradan da kilitledim ondan sonra. Ben tabii milin deliğini hesaba katmamıştım. Buradan biraz güç uygulayarak, elinizi bastırarak böyle bağlantısını yapabiliyorsunuz. Şuradan da şu somunu böyle çevirerek bunun mesafesini biraz da arttır. Yani şu an en dip konumda, bunu biraz daha şu tarafa dikleştirebilirsiniz gibi ayarlarını yapabiliyorsunuz. Fren mekanizması bu şekilde. Tabii bağladığımız zaman daha net belli olacak. Şu anda hani sert elimle yaptığım zaman çok bir şey ifade etmiyor ama hani şu yaylar kapanarak load cell'de okuma yapmasını sağlıyor. Onu söyleyebilirim. Şöyle burayı bir aşağıya alayım ben. Şöyle kutumuzun diğer bölümünü masamıza alalım. Biraz önce bahsetmiştim yaylardan. Şöyle kutudan direkt yay çeşitleriyle çıkıyor. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil. Bunların hepsinin sertlik farklılıkları var. Hepsinin kilo farklılıkları da var bu arada. Hatta şöyle bilgisayarın ekranından da bir bakayım size. Yanlış söylemeyeyim. Şöyle bir koyuyorum. Hemen okuyorum size. Sarı olan 60 kilo. Mavi olan 100 kilo. Kırmızı olanın 146 kilo. Yeşil olanın da 219 kiloluk direnci var yaylarımızın. Yani işte çift yay kullandığınız için siz kendi hissiyatınıza göre onları böyle ayarlamanız gerekecektir. Ayrıyeten debriyaj içinde yine mavi ve yeşil olmak üzere ekstradan yay geliyor. Mavi biraz daha yumuşak, yeşil biraz daha sert. Üstünde kırmızıyla. Kırmızı orta sertlikte olanı, mavi yumuşak olanı, yeşil sert olanı. Şöyle mavi yumuşak olanı, yeşil sert olanı. Dediğim gibi kırmızı da orta sertlikte olanı debriyaj için. Şöyle bir alıyorum. Şimdi bu gaz pedalımız arkadaşlar. Gaz pedalı da yine hidrolik pistonlu bir pedal. Gördüğünüz gibi herhangi bir yay yok gaz pedalında. Tamamen bakın şöyle hidrolik olarak çalışıyor. Yine altında load cell'i var. Load cell'le okuma gerçekleştiriyor. Şurada da bakın sertlik ayarı var. Şu an neydi? En yumuşakta bir de. Bunu böyle çevirerek şu an 6'yı aldım mesela en serti. Tabii şu an biraz daha direnç uygulamam gerekiyor. Ama en yumuşağı aldığınız zaman tüy gibi hafif bir gaz pedalıyla karşı karşıya oluyorsunuz. Yine aynı frende olduğu gibi buradaki ayarları aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Şuradaki parçayı çıkartıp, mili çıkartıp yapabiliyorsunuz. Bir de burada bir ayarımız var. Bu da pedalın travel'ını ayarlıyor. Yani ne kadar pedalı basacağımız, ne kadar kullanabileceğimiz bölümünün buradan ayarlamasını yapıyorsunuz. Şurada küçük bir vidası var bakın. Buradaki vidayı açıp sonrasında ise şu parçayı böyle çevirerek şu an zaten parça şeyde hani vida açık durumda size göstermek için ya da böyle sıkıştırarak o mesafeyi değiştirebiliyorsunuz. Bak şöyle yaparsam ne olacak? Aldım aşağıya. Mesafe azaldı. Gibi. Bunu tabii ki sonradan software'dan onu ayarlamanız lazım. Hani kalibrasyonunu yapmanız lazım. Bunu bırakalım. Debriyajımızı alalım. Evet, debriyaj pedalımızda bu şekilde kırmızı yay var. Medium yayla beraber geliyor. Aynı şekilde debriyajda da arkadaşlar bakın şuralarda ayar yerlerimiz mevcut. Yine böyle mesafelerini vesaire buradan ayarını yapıyorsunuz. Yine şurada da tabii diğerlerine göre daha az iki seçenek var sadece. Burada da yine o pedalın yatma şeyiyle ilgili ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Debriyajda tabii ki kademeli bir hissiyat var. Bakın şöyle gelip sona şöyle göstereyim. Elde biraz tabii ki zor oluyor. Şöyle gelip aşağıya doğru kıvrılıyor ve o debriyajın kavrama hissiyatını size veriyor. Buradaki tabii ki değiştireceğiniz yaya göre hissiyatınız değişecektir. Daha yumuşak bir debriyaj pedalı istiyorsanız mavi yayı takmanız lazım vesaire gibi.
Sonrasında birçok pedalla görmediğimiz bir şey aslında. Bu şöyle bir kutu çıkıyor arkadaşlar. Bu ürünün aslında dijital kartı. Bu kart sayesinde bilgisayara bağlantısını gerçekleştiriyorsunuz. Pedalları buradan bağlantısını yapıyorsunuz. İşte zaten üstünde yazıyor bakın işte throttle, bilmiyorum kamera netler mi? Throttle, brake, işte debriyaj, clutch, handbrake, el freni de buna bağlıyorsunuz. Bu şekilde bağlantısını gerçekleştiriyorsunuz. Sonrasında da bilgisayara bağlıyoruz. USB ile şurada da USB bağlantı yeri var zaten. Bayağı bir vida setiyle beraber geliyor. İşte burada hem Sigma'ya bağlantı yapabileceğiniz Sigma ayarları. Şu parça şey için arkadaşlar, fren pedalının hidrolik bölümü için ister dik montajını yapabiliyorsunuz çünkü ister yatay montajını yapabiliyorsunuz. Onu da bu parçayla gerçekleştiriyorsunuz. Bu parçayı takarak yatay montajını yapabiliyorsunuz. O plakanızın üzerine. Sonrasında ise burada şöyle bir şey var. Şunu göstermek istiyorum. Şöyle bir topraklama kablosu çıkıyor arkadaşlar. Bu özellikle manyetik alandan etkileniyorsa pedalınız bu kabloyu kullanmanız gerekiyor. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Bir tanesini şu ucunu örnek veriyorum. Fren pedalınıza bağlıyorsunuz bu ucu. Sonrasındaki şu ucu da şöyle buradaki vidalardan bir tanesine bağlamanız gerektiğini söylüyor Simecik. Bu sayede topraklama yapmış oluyorsunuz diyor. Ve o manyetik alandan etkilenmeleri sıfırlamış oluyor. Ekstradan burada size gösterebileceğim bir şey var mı? 3 bantlarımız var. Burada bir sürü bir de alyanımız var tabii ki. Şu çeşit çeşit alyanlar var. Kullanım amaçlarına göre. Aynı zamanda şurada da yine bir grup M6 olması lazım. Evet, M6 bağlantı vidalarımız var. Bu şekilde pedallarımız. Şimdi pedalları tabii ki öncelikle kokpitime bağlamam gerekiyor. Kokpite bağladıktan sonra sizlere biraz daha sürüş konusunda detaylı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Mümkün olduğunca ürünleri göstermeye çalıştım. Teknik bilgilerini de hani mümkün olduğunca size aktarmaya çalıştım. Umarım yeterli olmuştur diye düşünüyorum. O zaman şimdi bağlantıları gerçekleştireyim de biraz sürüş yapalım. Pedallarımızın rigimize montajını gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili birkaç detay paylaşacağım size. Öncelikle çok fazla ayar seçeneği sunuyor size. Bakın şuradaki delikler sayesinde bunlar ve aynı şekilde şu tarafa da baktığımız zaman alt tarafta da görürsünüz. Fren pedalını yani istediğiniz gibi böyle sağ sola rahat bir şekilde ayarlamasını gerçekleştirebiliyorsunuz. Gaz pedalı için aynı şekilde burada 4 tane seçenek sunmuşlar. Sağ sola dörtlü bir hareket gerçekleştirebiliyorsunuz. Böyle. Ben rige yani Sigma'ya bağlantısını gerçekleştirirken şuralardan Sigma kanalına vidalayacak şekilde bir kullanım yaptım. Aynı şekilde aşağı tarafta da şuradaki bölümlerde şuradan ve şuradan Sigma kanalına bağlayacak şekilde bağlantısını gerçekleştirdim. Normalde fren pedalında şöyle göstereyim. Fren pedalında şu bölüm yani yay bölümünü şu yana da bağlayabiliyorsunuz. Yine buradan şu mesela şuradaki delikten vesaire ya da şuralardan vidalamasını yaparak yanlamasına da bağlayabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi ben şöyle bir L ayak kullandım. Şöyle göstereyim. Yani bu L ayağımı kullanarak Sigma'ya bağlantısını gerçekleştirdim. Sonrasında da dikine bir kullanım gerçekleştirmeyi tercih ettim. Sarı yay vardı burada normalde. Sarı yay en yumuşak olan yay. Ben sarı yerine bir tık daha sertleştirecek olan mavi yayı kullandım. Mavi ve kırmızı yay kombinasyonunu yaptım. Yayı değiştirmek için zaten şurayı açarak değişimini gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şu burada zaten load cell sensörünüz var. Bakın şurada. Load cell sensörünü buradan şöyle çevirerek burayı açabiliyorsunuz. Sonrasında da yine sıkıştırarak tamamlamış oluyorsunuz. Burada tabii dikkat etmeniz gereken şey şu. Bunu çok fazla sıkıştırdığınız zaman bu sefer load sensörü fazla okuma yapmaya başlıyor. Yani mesela boşta dururken bile pedal bir okuma değeri çıkıyor yazılımda. Onu zaten göstereceğim. Çünkü sonuçta sert yaylara geçtikçe orada biraz okuma değeri çıkmaya başlıyor.
O yüzden hani ona dikkat etmeniz gerekiyor. Ona göre ayar yapmanız gerekiyor yazılımda ya da dikkat etmediyseniz burada. Ona göre yazılımda ayar yapmanız gerekiyor. Gaz pedalına montajını bu şekilde yaptım. Debriyajı da en dışı alacak şekilde yaptım ben. Çünkü fren pedalını mümkün olduğunca bu tarafa çektiğim için yani gaz ve freni kullanırken tam böyle orta bir pozisyonu almış oldum. Şöyle hatta base'i şöyle yapayım pardon. Şöyle base'i göstermeye çalışayım. Bakın base burada duruyor. Şöyle aşağıya baktığımız zaman neredeyse tam ortasında olacak şekilde bir konumlandırmasını gerçekleştirdim. O yüzden de rahat bir kullanım sağlıyor bana. Debriyajı da tabii mümkün olduğunca dışarı doğru almam gerekti. Bu durumda ki işte o kullanım yaparken çok yakın olmasınlar diye aralarında bir boşluk olsun diye. Evet, şimdi frene bastığımız zaman yay mekanizması nasıl çalışıyor? Biraz da onu göstermek istiyorum. Melda'dan destek isteyelim bu konuda. Evet, şimdi Melda geldi. Gerçi onun için biraz sert tabii ki pedallar ama bakalım deneyecek. Evet, gördüğünüz gibi önce mavi olan yay daha yumuşak olduğu için mavi yay kapanıyor. Sonrasında üstteki kırmızı yay kapanıyor ve bu şekilde frenlemesi gerçekleşiyor. Biraz sert galiba değil mi Melda? Evet. Evet, Melda için biraz sert. Debriyaja da bir basabilirsen onun da yayı nasıl kapanıyor bir gösterelim şöyle. Debriyaja da bu şekilde arkadaşlar. Gazda zaten biliyorsunuz yay yok. Gaz panelinde sadece hidrolik bir piston var. O pistonu kapatıp açıyorsunuz. Burada da sertlik ayarı var. Zaten burada ne kadar? Mesela şöyle sert yapalım. Daha sert bir hissiyatı oluştu diye düşünüyorum. Aynen. Ben şöyle orta ayarda kullanıyorum. Evet, paylaştığım gibi hani ayar şeyi, mekanik ayarı yani şu plakanın üzerindeki sağa sola mekanik ayar imkanı çok çok güzel. İşte şu boruya biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii montajını yaparken herhangi bir kıvrılma bumbula vesaire olmaması lazım. Ayrıca da şöyle bir kutudan çıkarttığımız sırada gösterdiğim dijital kartı var. Bu dijital kartı da ben buraya konumlandırdım. Bunu tabii topraklamasını yapmanız çok önemli. Bakın bahsetmiştim normalde. Şuraya bağlantısını gerçekleştirdim topraklama kablosunun. Sonrasında da şöyle göstereyim. Burada da pedalın bağlantı noktasına yine kablosunun bağlantısını gerçekleştirdim. Simecik bu şekilde tavsiye etmiş. Ben de bu şekilde bağlantısını yaptım. Şimdi biraz bilgisayar üzerindeki ayarlara bakalım. Sonra da biraz sürüş yapalım bakalım. Evet, şimdi bilgisayar başındayız arkadaşlar. Pedalın bağlantısını zaten gerçekleştirmiştik. Rigimi de düzelttim. Ve bilgisayar başına oturduk. Şimdi normalde Simage'in satmış olduğu bir plaka var. Bu şu an topuklarımı koyduğum zeminin altına o plakayı bağlayabiliyorsunuz. Ve o da yaklaşık böyle bir 2 santim falan yükselti sağlıyor size. Şu an hani ayak kameramdan görüyorsunuzdur eğer. Bakın şöyle pedalı bastığım konum. Şu an bu şekilde ve bu biraz böyle şey parmaklarımın tam şu alt kısmını şu kısmı bastığım bir hissiyat var. Hani ben biraz daha şöyle ayağımın şu bölümünü hani o şeyin alt kısmını kullanmayı tercih ediyorum basarken. Yani pedal benim için şu an pedal konumu biraz yüksekte kalmış durumda ki pedal en alt seviyede şu anda. Ama o 2 santim yükselti sağlayan plaka olsaydı bakın şöyle olacaktı. Pedala basma yerim ve çok daha iyi bir frenleme gerçekleştirebilecektim açıkçası. Bu biraz bende şey yaptı. Yani zorluyor. Özellikle uzun yarışlarda ve sert yay kullanıyorsanız bir süre sonra o basma hissiniz çok can yakıcı bir hale gelebiliyor ki ayakkabıyla yarıştım geçen WTCR yarışında. Bir tık daha sert yay vardı o gün. O şekilde kullandığımda yarısından sonra artık frene basamama gibi bir durumum söz konusu olmuştu. %100 frenleme yapamıyordum. Çünkü
dediğim gibi o plaka olmadığı için ayağım biraz aşağıda kalıyor. Yani bir tık yükselmesi lazım, bir tık yükselti lazım. Kitap koydum, öyle söyleyeyim, deneme yapmak için. Kitap koyarak denedim oraya. Kitap koyarak denediğimde gerçekten sürüş hissiyatım çok çok değişti. Çünkü ya o hani basit bir şey belki, 2 santimlik bir fark, ama o 2 santimlik fark sizin frene doğru basmanızı sağlıyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Simecik bu parçayı ayrı satıyor arkadaşlar. Türkiye'ye şu an o parça gelmemiş durumda. O yüzden hani sipariş edilecek mi, gel burada tarafından, ya da burada mı üretilecek, o konuda net bir bilgim yok, ama hani burada da üretilebilir, basit bir parça çünkü. Bence hani burada üretim gerçekleştirip daha düşük maliyetlerle satılabileceğini düşünüyorum. Ve en azından alan arkadaşlarımız, benim gibi rahatsızlık çeken arkadaşlar varsa bu sorunu yaşayabilir. Ben bu arada 42 numara benim ayağım. Hani daha büyük ayağı olan arkadaşlar, hani 44-45 numara ayağı olan arkadaşlar için belki sorun olmayabilir. Ama benim gibi 42 numara bir ayakkabı giyiyorsanız bu benim yaşadığım sorunu siz de yaşarsınız mutlaka diye düşünüyorum açıkçası. Biz şimdi sürüşümüze geçelim. Pedal kameram zaten açık mı bakayım. Evet, pedal kameram açık. Şimdi hızlıca sürüşümüzü yapalım. Bilerek rally'yi seçtim. Rally'de böyle hani o fren hissiyatı vesaire biraz önemli biliyorsunuz. O yüzden işte tam fren yaptığımda kitlememesi vesaire, bunlar önemli hissiyatlar rally'de. Bakalım kazasız belasız etabı bitirebilecek miyim? Dememe kalmadı. Az daha, az daha bakıyoruz. Fren hissiyatı güzel. Fakat yani ne yalan söyleyeyim, o hidroliğin, şimdi arabadaki hidrolik çok bambaşka bir şey tabii ki gerçek arabada. Onun hissiyatı zaten yok. Yani açıkçası yine sanki yaylı bir pedal kullanıyormuşum gibi bir hissiyat var. Zaten çünkü hidrolik de oradaki yayları kapatıyorsunuz. Yani yayların arkasında bir load cell var. Yani bana açıkçası çok böyle hani hidroliğin ekstra bir şeyini görmedim. Bunu söyleyebilirim. Evet, güzel. Pedalın birçok mekanik ayarı olması vesaire, pedaldaki kalite hissiyatı, bunlar gerçekten iyi. Bunlara hiçbir lafım yok. Ama hidrolik işi biraz şey, bende tam oturmadı. Ki bayağıdır kullanıyorum bu pedalı bu arada ben. Videoyu farklı farklı tarihlerde çekerek toparlıyorum. İlk montajını yaptığım zaman vesaire, işte kutusunu açtığım zaman vesaire, farklı farklı tarihlerde çekildi. Size toparlanmış halini izletiyorum. Ama hani dediğim gibi ben o hissiyatı nedense bir türlü böyle çalıları temizledik. Ben o hissiyatı bir türlü şey yapamadım, ben oturtamadım yani. Evet, bir şey var, hidrolik var, basıyorsunuz o hidrolikten hidrolik desteğiyle yayları kapatıyorsunuz vesaire. Ama dediğim gibi yay hissiyatı, o yay kapanma hissiyatı hala ayağımın altında, yani onu çok net bir şekilde algılayabiliyorum. Sonuçta ben ne kadar yay sertliğini değiştirirsem o kadar load cell'deki hareketlenme değişiyor. Ha, ama gaz pedalı mesela farklı. Şimdi gaz pedalında sadece biliyorsunuz hidrolik bir piston var. Gaz pedalının gerçekten hissiyatı farklı. Özellikle böyle sertleştirdiğiniz zaman gazı geri bırakması vesaire. Bunlar cidden farklı. Onlar güzel. Ama hani frende dediğim gibi yayla çalıştığı için yine mevzu bir böyle çok ekstra bir fark yok, ama hani gördüğünüz gibi lastik kitlemesi falan açısından, dozajlama açısından güzel. Mesela o fren hissiyatı vesaire gayet güzel. Hani şey değil, rahatsız edici bir yanı yok. Ama hemen hızlıca zaman kaybetmeden bir daha Assetto Corsa
Şimdi Assetto Corsa'yı açmadan şöyle bir ekran görüntümü alayım ben size. Şimdi frenin ayarlarını da göstereyim biraz. Şimdi burada device bölümünde zaten fren pedalına geliyorsunuz. Bakın. Şimdi sert yay taktığınız zaman ve o üstteki yeri sıkıştırmaktan bahsetmiştim. Şimdi onu sıkıştırdığınız zaman, çok fazla sıkıştırdığınızda bakın şurada bir şey oluşuyor. Yani pedalda devamlı bir hissiyat oluşuyor. Devamlı bir load cell'de ölçümleme oluşuyor. Ve bu ölçümlemeyi dead zone vererek oradan kaldırmanız gerekiyor. Normalde kalibresini yaptığınız zaman zaten kendisi otomatik olarak bir dead zone yapıyor ama sizin de böyle elle ufaktan bir ayar yapmanız gerekecektir. Ben de şu an mesela o gayet güzel frene bastığım anda algılıyor. Bıraktığım zaman bakın orada çok bazen şey kalıyor, görüyorsunuz bak kırmızı bir alan kalıyor. Onu mesela kendisi sonradan sönümlüyor belli bir süre sonra. Ama eğer ki siz oraya dead zone vermezseniz bu sefer oyunda ne yapıyor? Oyunda fren yapıyormuş gibi bir görüntü oluşmaya başlıyor. Bu da dediğim gibi o üstteki load cell'in olduğu bölümü sıkıştırmanızla alakalı olan bir durum. Yani bence oranın çalışma stili Moza'daki gibi olsa daha güzel olurmuş. Yani bastığınız anda sıkıştırma değil de yani sıkıştırdığınız yerin üst tarafında load cell olmasındansa aşağı tarafında keşke load cell olsaydı. Ve bu sayede de o yayı sıkıştırdığınız zamanki o sıkışma şu ayar bozukluğu daha az olurdu diye düşünüyorum. Ama buradan da böyle bir mekanizma kullanılmış. Ayar yaparak çözüme ulaşabiliyorsunuz. Bu bir arıza değil. Bu tamamen çalışma mantığıyla alakalı olan bir şey. Yani load cell sonuçta yük ölçümlemesi gerçekleştiriyor. Siz orayı ne kadar sıkıştırırsanız orada bir yük fazlalığı olacaktır. Bu yük fazlalığı nedeniyle de burada bir ölçümleme çıkacaktır. Bunu da işte burada ayar yaparak düzeltmeniz gerekiyor. Mesela gazda da aynı şekilde ufak bir dead zone ayarı gerçekleştirdim. Üste en dibe bastığım zaman %100'ü görmesi için yine ufak bir dead zone ayarı gerçekleştirmeniz gerekiyor vesaire vesaire. Onda da bir yük hücresi var çünkü. Orada da şey, gaz pedalının ne kadar hareket edeceğinin ayarı bulunduğu için o ayarı değiştirdiğiniz zaman işte burada da mutlaka bir dead zone ayarını yapmanız gerekiyor. Yani onun kalibrasyonunu yapmanız gerekiyor. Evet, şimdi Assetto'ya gireceğiz. Assetto'daki ayarımı seçmem gerekiyor. O yüzden şöyle geliyorum. Buradan ne yapıyorum? Assetto Corsa simülasyon olarak ayarımı seçiyorum. Şöyle de oyunlarımın içerisinden Assetto Corsa'yı bir açalım bakalım. Yakın zamanda kullandığım ve lastik kitlemesini görebileceğimiz bir şey seçelim, araç seçelim. Körfez pistini seçiyorum. Caterham Akademi'nin aracını seçiyorum. Ve bir çıkalım bakalım piste. Şimdi lastik kitleme ihtimali çok yüksek olan araçlardan biri. ABS, TC vesaire hiçbir şey yok. Bakın şimdi fren yapacağım. O yüzden bu dozajlamanın yani frenin önemli olduğu araçlardan biri açıkçası. Bakalım şimdi Körfez pistinde lastikleri kitlemeden ne kadar sürebileceğiz. Fena değilim sanki. Özellikle burada mesela lastik, evet, burada biraz fazla bastım. Şimdi iki virajda, genel start finish düzlüğünün sonundaki virajda, bir de buradaki virajda
Lastik. Dönemedim. Konuşmaya daldık. Lastik kitleme ihtimaliniz biraz sıkıntılı olabiliyor. Bir de şu an sanki direksiyon açımız doğru mu acaba? Evet, doğru. Gerçekten çok keyifli araçlardan biri bu da. Tamamen mekanik. ABS olsun, traction control olsun, hiçbir şey yok araçta ve tamamen sizin kontrolünüzde olan bir araç. Bu tarz durumlarda pedal setleri açıkçası çok büyük önem kazanmaya başlıyor. Yani çünkü frenajınızı çok iyi ayarlamanız lazım bu tarz araçlarda. Burada da fren pedalı ve onun üzerindeki load cell vesaire bunlar çok önemli bir hale gelmiş oluyor. Evet, hafiften kilitledik. Dozajlamayı çok güzel yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Bu arada pedalın en beğendiğim yanlarından biri bu. Hani iyi bir dozajlama yapabiliyor olmanız. Kullandığım yay kombinasyonunda da şu anda keyifli bir sürüş sağlıyor size açıkçası. Buradaki rekorum kaç saniye acaba, çok merak ediyorum. Bu araçta çünkü bayağı bir daha önceden tur atmıştım. Hani bu pedallarla tur atmamıştım. Şu an 54 küsurları gördük. 54.999, 55. Tam 55 sınırındayız. Bayağı bir kestik onu ya. Çıktı çıktı çıktı. Evet, bu şekilde arkadaşlar pedallarla ilgili yorumumda. Yani güzel, kaliteli. Ya yani o konuda hiçbir sıkıntı yok. Kalite konusunda hiçbir sıkıntı yok. Benim sadece kafama işte en şey yapan, hani soru işareti bırakan kısım, hidroliğin bana kazandırdığı diyelim. Çünkü dediğim gibi yay hissiyatından ekstra bir hissiyat ben açıkçası ayağımın altında hissetmedim. Ama genel olarak baktığımız zaman işte bize vermiş olduğu ayar seçenekleri, sağ sola ayarlarda vesaire, bunlar olsun, işte pedalın ayarlanmaları, gaz pedalının hidrolik olup sertlik ayarının yapılabiliyor olması, bunlar vesaire, bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman güzel bir pedal seti, keyifli sürüş sağlanabilen bir pedal seti. İşte benim için iki tane. Bir eksi, bir de soru işareti olan bölüm var. Eksi olan bölüm o plakanın ürünle beraber gelmiyor olması. Yani bu tamamen Simec'in satış politikası açıkçası. Yani bence o parçanın da ürünle beraber satılıyor olması lazım. İşte ikincisi de zaten soru işareti olan bölümde, hidroliğin bana ne kazandırdığı bölümü. Yani orada da benim, hani benim açımdan bir soru işareti var. Çünkü ben yay hissiyatından farklı bir hissiyat hissetmedim. Evet, kaliteli. İki çeşit yay kullanıyorsunuz. Sönüm, böyle kapanma hissiyatı vesaire, bunları güzel bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Ama yani hidroliğin bana ekstra kazandırdı. Burada ne? Gaz pedalında evet güzel bir hissiyat var. Sertlik ayarı var ama fren pedalı için ekstra bir şey söyleyemiyorum. Yani genel olarak yorumlarım bu şekilde pedalla ilgili. Umarım kafanızda hani bir soru işareti varsa onu böyle kilitleyelim. Onu yanıtlamaya yetecek bir bilgi olmuştur sizin için. Eğer yine tabii kafanıza takılan şeyler olursa mutlaka sorabilirsiniz bana videoda falan vesaire. Zaten cevaplamaya çalışıyorum videonun yorumlarında. Ayrıca da yine Discord sayfamıza gelirseniz orada da mümkün olduğunca cevaplamaya çalışırım sorularınızı. Böyle. Ürünler diğer tüm Simecik ürünleri gibi, yani bu ürünümüzde gel bura aracılığıyla zaten Türkiye'ye getiriliyor. Resmi distribütör garantisiyle
satışları gerçekleşiyor Türkiye'de. Hatta önümüzdeki günlerde belki daha çok ürün de gelecek. İşte zaten el freni vesaire hepsi gelmişti Simeci'nin. Vitesler vesaire bunların videolarını çekmiştik. Yani bu ürünleri test etme şansını bize tanıdığı için tekrardan yine gel buraya teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bir sonraki videomuz artık Alfa Base videosu olacak. Alfa Base'in sürüş deneyimini size mümkün olunca aktarmaya çalışacağım. O büyük ihtimalle ama bir bayram sonrasına vesaire kalır diye düşünüyorum. Çünkü hem ürünü alıp bir süre kullandıktan sonra size mümkün olduğunca bilgilerini aktarmaya çalışıyorum. Bu son dönemde özellikle böyle haftada bir video paylaşımı gerçekleştirdik ama ürünler bir süredir bizde olduğu için mümkün olduğunca o hani hafta içerisinde dağıttım. Hani haftalara dağıttım şey videolarını. Ama tabii ki ben yaklaşık herhalde 1,5-2 ay civarındadır ürünlerin kullanımını gerçekleştiriyorum. Peki sözü daha fazla uzatmayayım o zaman. Bir sonraki videoda ya da bir sonraki yayın akşamımızda görüşmek dileğiyle diyorum. Hepiniz hoşça kalın.